Tuttur da çifte kazanç günleri başladı. Kazanan ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus seni bekliyor. Hemen üye ol, kuponunu yap, bonusunu al. Tuttur, en kral sensin. Şimdi bana insanlar diyor, adamın adı Vitor, sen niye Victor diyorsun? Onun adı yani acımasız Victor. Ben onun adını acımasız Victor koydum çünkü... Gerçekten bize de acımıyor. Yani oyunculara değil, bize de acımadığı için. Taraftara da acımıyor. O artık bence adı Victor. Ben bilerek söylüyorum, yayınlarda da söylüyorum. Bana diyorlar ki niye Victor? Onun adını ben Victor koydum. Benim her zaman da öyle kalacak. Acımasız Victor olarak bir yerimde kalacak hayatımın. Çünkü böyle bir orta yaşlarım yedi benim yani. Naspor'a hoş geldiniz. Tuttur'un sponsorluğundaki fanzin Fenerbahçe başladı. Serhat Akın'la beraber Fenerbahçe'yi konuşacağız, değerlendireceğiz. Sponsorumuz Tuttur'un yeni bir kampanyası var. Yorumlardaki linklerden bu kampanyanın detaylarına ulaşabilirsiniz diyoruz ve Serhat Akın'a dönüyoruz. Abi bugün 10 Kasım, atamızın 83. ölüm yıldönümü. Rahmet ve özlemle anıyoruz atamızı. Aynen öyle. Tekrar hepimiz rahmetle, saygıyla anıyoruz. Başkanın açıklamaları olacak. 11 Kasım günü açıklama yapacağız. Saat 16'da Sayın Başkan. Evet. Tabii gündeme dair açıklamalarda bulunacağı söylendi Fenerbahçe Twitter hesabından. Orada ne konuşacak, nelerden bahsedecek? Tabii herkesin merak konusu bu şu anda Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe kötü gidiyor. Daha önce de gitti mi? Gitti. Şimdi Başkan... Çok da bence kendini kasmaması lazım. Yani bu toplantılar, işte yanındaki insanların toplanması, yani böyle bir düşünüyorum da şimdi evde sakin kafayla. Tabii sıcağı sıcağına maçtan sonra hepimiz bir tepki verebiliriz. Taraftar da verebilir, biz dışarıdan da verebiliriz. Bu gayet normal. Şimdi başkan karar alırken bazen de böyle yalnız da alabilir bence, biliyor musun? Yani gerçekten kimseye bir şey danışmadan. Tak, bazen o doğru da çıkar, ben sana söyleyeyim. Çünkü ne kadar ses varsa, ne kadar çok birikirse bu sefer başkanın kafası çok karışabilir. Şimdi ne kararı alacak? Alacağı karar hocayı yollayacak mı, yollamayacak mı? Çok zor karar mı sence? Değil bence şu anda. Değil değil mi yani? Değil. Göndereceğim veya göndermeyeceğim. Bak ikisine de okeyim. Yeter ki başkan şu karar verme olayını bir oturtursun. Bu gerçekten önemli. Yarın için de önemli. Bu sektörde olduğu için önemli diyorum. Bak öbür tarafında... İşte bu tabii holding yok. Olayında farklı. Orada bekleyebilirsin, bekletebilirsin veya almayabilirsin. Orada opsiyonlar olabilir ama futbolda biraz sıkıntılı. Ve bu takıma zarar veriyor. Ben bunu en başına söyledim. İşte ben söylediğimde bana diyorlar ki ya sen başkanı mı koruyorsun? Sen hocayı niye sevmiyorsun? Ya benim sevip sevmem çok önemli değil. Ben de çok önemli değilim. Benim anlattığımda kendim orada bulunduğum için gördüğümü anlatıyorum. Ben içeride kimseyle görüşmüyorum. İçeriden kimse de bana bir haber vermiyor. Ben sadece gördüklerimi, vücut dilinde futbolcunun hissettiğimi söylüyorum. Bunu söylemek zorundayım. Dedim ki en başında sıkıntı var dedim. Oyuncularda bir problem var. Hoca ile ilgili diyalog sorunu var. Ya sende İrfan Can Kahveci var. Sende Mesut Özil var, Pelkas var, Gustavo Sosa var, Soza var. Sen bir oynatsana bunları bir arada ya. Yani bak her şeyi bir kenara bıraktım. UEFA'ymış, yorgunluk falan... İstiyorlarsa 3 yesin Fener. Bir oynat ya. Bir oynat. Ama şunlara şunu söyle. Bir oynayın da ya. Siz çıkın bir oynayın. Ya şu isimleri bir şuraya yazdım ben. Kadro evet. Atıyorum Berişi arkalarında İrfan Can Mesut yazdı ya. Evet. Ben bu isimleri yazdım. Ben bu isimlere hiçbir şey söylemiyorum. Çıkın. Keyif alın ya. Siz zaten futbolcu... Yani İrfan Can futbolcu doğmuş yani. Mesut Özil'i konuşmaya gerek yok. Gustavo'lar, Soza'lar. Bunların ayağına top yakışıyor mu? Yakışıyor. Fenerbahçe'nin aradığı, istediği veya taraftarında hoşuna gittiği futbolcular bunlar değil mi? Oynat baba bunları bir görelim biz yani. Çok zor değil yani, oynat ya. Yani kendisine de fayda sağlayacak bir şey. Hoca şunu düşünmesi lazım yani. Hoca kastıkça ben üçlü mü oynayayım, şunu mu oynayayım, onu 120 metre sürekli git gel yapsın falan değil abi. Oynat sen bu. Türkiye Ligi çok abartmaya da gerek yok. Ben bak hiçbir şeyi küçümsemedim hayatım boyunca. Her şeyde saygıda sonsuzum. Rakip kim olursa olsun. Türkiye Ligi ya. Yapma yani. Burası Premier Lig değil. Oynat abi. Hocaya da iyi gelecek. Bak gerçekten. O da belki kafası rahatlayacak. Hoca bizi duyuyorsa, buradan sesimiz ona ulaşıyorsa gerçekten ona da iyi gelecek. O da bir anda mutlu olacak ya. Oh be diyecek. Yani
Çok çok stres altında Fenerbahçe. Başkan da bunun kararını verecek. Ama artık bu saatten sonra yani seversin, sevmezsin, insanlar nasıl yorumluyor önemli değil. Hocanın gitmesi lazım. Oraya bir kan değişikliği. Çünkü bu oyuncular hepsi şimdi gergin ya. Hocayla da sıkıntıları var şimdi. Belli ki var. Var var yani. Pekas var, o var. Rossi şu an bir anda yok. Hocayla arası en iyisi olan oymuş. Evet. Adam piyasada yok. Yani demek ki hocayla aran iyi mi olunca... İyi olan da gidiyor. Gidiyor, kötü olan da gidiyor. Bir sıkıntı var. Bu hoca o değil. Bak, Pereira Fenerbahçe'yi çok seviyorsa, önceki hayatında da Türk'üm dedi yani evet. Hissetti. O da olabilir. Ona da saygım sonsuz. Bak Fenerbahçe'nin altyapısına geçsin. Kötü demiyorum bak. Bunu sakın sen bir gülümsen de. Gitti ama söylüyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin altyapıda bak denedi. Barcelona'dan birisini getirecek. Olur. Belki Pereira o adam biliyor musun? Tamam işte Pereira şimdi adam artık bir... Üst yapıdan alt yapıya geçmez. Ama mesela bak o çok doğru tercih olurdu. Ciddi bir maaş ve profesyonel ekibini getirecek. Akademi kurulacak. Tesisler gelişecek ve Fenerbahçe böyle bir... Böyle de fayda sağlayabilir. Süper olur. Tabii işin şu tarafı var Sert abi. Şöyle haberler de var kamuoyunda. Pereira ile yolların ayrılıp ayrılmaması Galatasaray maçına bağlanıyor. Galatasaray maçının sonucuna bağlanıyor. Sanıyorum ki, yani bence katılır mısın bilmiyorum, en tehlikeli olan nokta bu. Yani Galatasaray maçından bağımsız bir karar verilmesi lazım. Yani sezon sonuna Pereira ile gidilir mi? Evet. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ı yen diyelim. Tamam. Pereira çok iyi olacak, her şey düzelecek mi? Ya da kaybedince, ya evet olmamalıymış mı diyecek Fenerbahçe yönetimi? Öyle oluyor zaten. Geçen bu sene ama çok, olmadı mı? Geçen sene ben söyledim, derbi yenildik. Ve derbiden sonra Erol Bulut'u yollamak zorunda değildi. Niye? Daha ligin ortaları falan da herhalde tam... Puan farkı da var. Açan giden bir takım yoktu. Açan bir giden bir takım yoktu. Ama ben dedim ki Erol Bulut Fenerbahçe hocası değil. Ya bu Fenerbahçe diyorum ya ben hep. Değil deyince. Onu insanlar yanlış anlıyor. Değil derken yani o dikiş tutmamıştır anlamında yani. Çünkü belli bir hafta geçmiş ve artık derbi maçına gelmişin yani Galatasaray maçı da kazandı kazanmadı bu da değil benim şeyim. Benim olayım bütün böyle o dakika getirilen analiz. Artısını eksisine. Eksisine. Eksisi Erol Bulut'un daha fazla yazdı bende. Niye? Takım oturtturamadı. Oyuncularla bağ kuramadı. PKS çok iyi gidiyor sürekli oyundan aldı. Güçlü bir oyun kuramadı. Caner, hocaya tepkiler falan. Yani o kadronun altında ezildi. Şimdi belli yani şey, hocayı düşünsene sen başkansın ben de Pereira'yım. Bana diyorsun ki Galatasaray maçını alırsan kalacaksın kaybedersen gideceksin. Ya da bunu hissettiriyorsun. Veya bunu hissettiriyorsun yani zaten söylemez ama hissettirir. Böyle bir şey olabilir mi sence? Yani sence bu profesyonellik bu mu veya futbol mu? Sence Avrupa'da Bayern Münih gibi büyük takımlar işte biz örnek veriyoruz ama biz de hani büyük takımız ya. Ve işte Beşiktaş, Galatasaray bunlar da büyük cami ya. Şimdi nereden biz ilham alacağız? İşte Galatasaray'dan, Manchester'dan, Barcelona'dan onlardan örnek almamız lazım. Çünkü onlar Avrupa'da bu işi doğru yapıyor. Sence onlar öyle bir şey yapıyor mudur? Yani hocasını onu hissediyor. Ya gönderiyordur ya tutuyor. Ben sana Bayern Münih'i söyleyeyim mi nasıl işlediğini olayın? Hocanın gittiğini takip etmeyen bile anlıyor Bayern Münih'te. Hissediyor değil mi onu? Gitti artık bu adam. Gitti adam diyor. Ve gidiyor da bunun geri dönüşü olmuyor. Bunu başkan kalkıp yok. 50 gün, 50 toplantı, 50 saat uğraşmıyor. Gidiyor. Bu adama bir karar verilmiş gidiyor. Bak hata da olsa gidiyor. Kovaç'tı 2 sezon önce sanıyorum ki Bayern Münih teknik direktörü. Çok kötü başladı. Bayern Münih yine Kovaç'la şampiyon olabilirdi bu arada ligde. Yani evet. Büyük ihtimalle olacaktı zaten. Ama o dikiş tutmadı. Tutmadığını anladılar. Değil mi Bayern Münih? 8. haftada gönderdiler. Bitti. Bitti. Ve kimse bir şey söyledi mi? Hiç kimse söylemedi. Bayern Münih hala takır takır işliyor. Evet. Başkan da bunu yapması lazım. Yani Pereira'yı gönder demiyorum ben. Artık gitmeli kesin. Ben demiyorum. Benden söylemiş olmayayım. Başkan karar verecek zaten bunu. Başkan karar verecek. Pereira'yı diyelim gönderdi. Ve bu %100 hata. Ama bunu da yapmalı lazım. Başkan hata da yapmalı lazım. Başkan ama şu an 3 senedir sanki sürekli hata yapıyor. Yani göndermeyerek veya göndererek veya işte her çok bekleterek. Kararda... Evet hocanın işte sezon başı alım süresini uzatarak. Yani bunlar aslında hata. Şu an hocayı evet gönderecek. Galatasaray maçı falan bırak. Devre arası milli takım arası. Gönder. Teşekkür et. Her zaman yine gelip görüşebiliriz. Fenerbahçe ile hani taraftar da
Bir bildiği var olmadı demiş. Başka bir şey hayal ettik. Ha, olmadı. Bildiklerini bizle paylaşmaya her zaman gelebilirsin diye. Yine onu şey yapabiliriz, davet edebiliriz ama bir an önce vedalaşmamız lazım. Çünkü bu takımda gerçekten çok üst seviye oyuncular var. Çok kaliteli. Ve taraftarın bunların da kafasını zaten kurcalayan demeyeyim ama hakikaten Fenerbahçe hocayı değiştirirse, iyi bir oyun oynarsa, güçlü bir oynarsa hala zirveye oynayabiliri inandıran bu oyuncu grubu. Çok var kaliteli olmaz oyuncular mı? Olduğu taraftarın için. Zaten şok geçirdiği olay ne biliyor musun? Bu zaten yani. Berabere kaldığı falan değil hani. Üzülüyor ya insanlar telde, biz buradan görünce evet, görüntüleri evet, daha evet, çok üzülüyoruz. Ondan aslında üzüntüsü diyor ki ya bizde bu oyuncular var diyor. Bunlar oynamıyor. Nasıl olmuyor diyor. Çünkü beraber çalıştırabilecek hoca yok. Yani bunların beraber işlem görebilir. Bunu ama gösteremiyor hoca. Bu hoca bunu gösteremiyor. Hoca da bir anda Zayiç koyabiliyor. Bak benim Zayiç'le problemim yok. Ama Zayiç'in şu an zaten bu kadroda tabii yeri yok. İsterse her hafta 3 gol atsın. Şöyle söylemek istiyorum Serhat abi. Örnek vereceğim. Katılır mısın bilmiyorum. Şimdi Paris Saint-Germain'de evet, Messi, Mbappe, Neymar öndeki evet, üçlüsü değil mi? Diyelim ki Pochettino Messi'yi kenara aldı ve Di Maria ile oynuyor. Tamam. Ve 4-0, 4-0, 4-0, 5-0 kazanıyor Paris evet, Saint-Germain. Bir tek bu durumda bile yani şey diyebilir Pochettino. Yani tamam oynatmıyorum ama biz 5-0, 6-0 önümüze geleni yenip geçiyoruz. Evet. Bana bir saygı duyun diyebilir. Ama bir de maç kaybetsin üstüne, 4 maç üst üste. Evet. Bunları oynatmayıp. Evet. Kimse demez mi yani? Senin en önemli yıldızların kenarda oturuyor. Yıldızların kenarda oturuyor. Bir de üstüne kaybediyorsun. Çok büyük problem olur. Ya kazansa, iyi evet, oyunla kazansa Fenerbahçe şu anda. Evet. Kimse Pereira'ya şunu demeyebilir. Evet oturuyor. Mesut da oturuyor. Perkas da oturuyor. Ama takım hakikaten inanılmaz bir futbol oynuyor. Evet. Ve Fenerbahçe zirvede. O yok değil mi? O da yok. Sezon başından beri yok ama. O da evet sezon başından bizi beri yok. Bizi kandıran veya bizi yanıltan diyeyim hani, kandıran demeyeyim de yanıltan bizi skorlar oldu. Bu en başında belliydi. Yani Altay yendik, Adana Demir ilk hafta daha karmaşık bir yapıdayken bir Altay vardı biliyorsun. Şey Adana Demir problemli, önde Balotelli'li falan sıkıntılı. Evet. Orada yendik. Yani bizi skorlar yanılttı. Biz çok iyi böyle oynayıp tek tük vardır. Hatay maçından onun da 30 dakikası dışında ben hatırlamıyorum. Bak Frankfurt bir dönem yani böyle 10 dakika 15 dakika ama yani. 15, çünkü istediği hocanın o. Yani hoca aslında 90 dakika bunu istiyor da böyle bir futbol yok. Yapamıyorsun. Yani %100 tempoyla her dakika her saniye sahanın her yerinde pres yaparak ve 120 metre mesafe kanatlarını git gel yaparak 90 dakika bunu yayamazsın. Böyle bir takım dünyada yok. Olmaz da. Hoca da bunu yaratamaz. Hele bu takımdan hiç yaratamaz. Gustavo var. Soza var. Hep teknik ayağı oynayan. Mesut Özil var, İrfan Can var. Yani bunların hepsi ayağa oynayan oyuncular. Hepsi de böyle birazcık daha durarak demeyeyim de ama böyle... Ama bu oyuncular hayatları boyunca oyunu rakip sahaya yıkmış, takımlarda oynamış, 30-40 metrede oynamış senin oyuncular. Senin elinde böyle bir kadro var ama sen diyorsun ki bunlara sen bir 80 metre geriye gel, git, gel, diyorsun. Git gel. Çok yanlış. Yani o yüzden dedim ya, aslında en başından beri hoca tercihi yanlış. Başarısız olduğundan dolayı demiyorum. Şimdi sen bir kadro yapıyorsun. Sen Mesut Özil'i almışsın. Mesut Özil'i almadan evvel hoca var mıydı? Yoktu. Yoktu. Ama elinde. İşte en başa saracağız seninle. Nereye geleceğiz biliyor musun? Yöneticiye geleceğiz. Tabii veya şuraya gidiyoruz. Evet çünkü bunu kim söyledi? Bir tane yönetici söyledi değil mi? Dedi ki Pereira'yı alalım. İşte ben sana ne dedim? Başkan yanına yönetici olarak veya etrafına yönetime girmese bile futboldan muhakkak anlayan bir iki kişi lazım. Kesinlikle lazım. Şunu diyecek başkana. Evet, Pereira istiyorsun başkan ama senin bak, takımında bunlar, bu var ve bu adamın sistemi bu. Diyecek birisi lazım. Başkana sadece Pereira getir diyorlar. O da diyor ki evet, evet. Mesut'u da uçurur, onu da uçurur. Nasıl uçurur? Onun futbol şeyinle bu uymuyor ki senin takımın. Zaten uymuyor. Ama sen bu takıma mesela Löw'ü getirseydin olur muydu? Olma ihtimali daha yüksekti. Daha yüksekti. Niye? Mesut'u tanıyor. İrfan Fenerbahçe'yi çok seven birisi. Ben birebir evet, biliyorum. Çünkü benim hocamdı. Evet. Fenerbahçe'den geldiğinde Kalsure'ye. Fenerbahçe'ye aşırı büyük bir hayranlığı var. Benim hiçbir şeyim yok. Şimdi bunu söylüyorum. İnsanlar belki Löw'ü getirmeye çalışıyor. Benim hiç önemli değil. Ama mesela uyardı. Down uyardı. Şimdi biz dedik ki Aykut Kocaman hep geriye sarıyoruz. Hep aynı işte ne demiştik? Yarım kalan herkesin hikayesi yarım, Fenerbahçe'ye giriyor. Ben down dediğimde insanlar dedi ki o zaman niye down diyorsun? Ya ben bunu söylerken düşüncem yaşadım down'u starlarla çalıştığı için. Bu takımda da starlar var.
Down kısa vadede sana bu işi çözerdi. Uzun vadeli başka bir plan yapayım. Yine başka bir plan yaparsın. Ama kısa vadede diyorum ya, B plan. Şimdi evet. Victor olmadı. B planı ne? Tak Down. Victor. Victor. Victor Pereira. Ben Victor diyorum. Neden? Ona. Şimdi bana insanlar diyor, adamın adı Victor, sen niye Victor diyorsun? Onun adı yani acımasız Victor. Ben onun adını acımasız Victor koydum. Çünkü gerçekten bize de acımıyor. Yani oyunculara değil, bize de acımıyor. Taraftara da acımıyor. O artık bence adı Victor. Ben bilerek söylüyorum, yayınlarda da söylüyorum. Bana diyorlar ki niye Victor? Onun adını ben Victor koydum. Benim her zaman da öyle kalacak. Acımasız Victor olarak bir yerimde kalacak hayatımın. Çünkü böyle bir orta yaşlarım yedi benim yani. Yani ekran başında artık. Ben bir de çok hırslı futbolcuydum yani. Tabii işin taraftar kısmına geçtiğimizde bilemezdik o zaman 20 yaşında tabii ne olacağımızı. Taraftar kısmı daha zormuş. Berkay neymiş öyle ben? Sen oynuyordun sahada. Ben oynuyordum. Hani tamam bu taraftarı mutlu edelim diye mücadelemizdi. Şimdilik de oyuncular bizi mutlu etsin kısmı gerçekten çünkü zormuş. O yüzden değiştiremediğin, görüp de değiştiremediğin, elinde olmayan durumlar var artık. Evet orada değiştirebiliyordun. Orada değiştirebiliyordun. O yüzden taraftarı burada gerçekten sağ olsunlar sağ olsunlar. O zaman hani her tepkisinde olumlu olumsuz bana Allah'a şükür hep iyi tepki gösterdiler ama haklılarmış yani. Çünkü o an onu yaşamak biz ekran başında veya işte statta gerçekten sıkıntı. O yüzden futbolcuların işi de kolay değil yani. Kesinlikle kolay değil. Yani çok zor bir işleri var. Onu da her zaman saygı duyuyoruz zaten futbolculuk mesleğine. Olmak kesinlikle da çok zor. Devam ettirmek, yükselmek de hakikaten çok zor evet. Futbolculuk mesleğinde. Ve lafını kestim. Gerçekten şu an futbolcunun tek düşüncesi nedir biliyor musun? Tamam hocayla sorun yaşıyorlar. O olabiliyor ama gerçekten taraftarı nasıl mutlu edelim veya bu taraftarı nasıl coşturalım? Emin olsun taraftar futbolcular onu gerçekten çok istiyordu. Yani onu hissedebiliyorum bak. Onu hissetmesem de söylerdim. O dönemde geçirdi Fenerbahçe. Mücadele etmeyen oyuncular. Gerçekten olurdu. O dönemi de yaşadık yani kısa bir şey evvel. Böyle istemiyordu yani. Futbolcu da istemiyordu. Biz dedik hani bak ruh yok bu takımda. Tükenmişlik vardı. Şu an diyor muyuz ruh yok bu takımda? Ben demiyorum. Bence bu takımda çok kalite var. Gerçekten evet, var. İstiyorlardı. Yani İrfan, Mert Hakan da istiyor, İrfan da istiyor, İrfan Mesut da istiyor. Yani. Bak İrfan ayağını aldığında ben Gustavo hayranıyım. Yani ta Bayern Münih'ten beri takip ediyorum. Gustavo çok çok önemli takım. Souza yani adamın kalite her tarafı kalite. Değil mi? Her tarafından ya ben kalite. Böyle top geliyor ya mesela zor bir topu böyle indirdiğinde anlıyorsun adamı. Futbolcunun yani ne olduğunu. Özil, penaltı yani dedim ya Frankfurt maçında. Ya bırak adam oyunda iki yatsın takım kazansın sen Mesut'u kazan. En çok kazanan da zaten sen olacaksın. O noktada şunu sormak istiyorum abi. Hiç öyle bir teknik direktörle çalıştın mı böyle bir profille? Şimdi ben Mesut Özil'in yani Vitor Pereira tarafından düşünüyorum. Yani Zayt'la Mesut Özil'i yan yana koyduğu zaman Mesut'un çok iyi futbolcu olduğunu zaten Pereira da biliyor. Evet. Ya da İrfan Can'ın mükemmel bir kalite olduğunu bence Pereira da görüyor. Şimdi burada hiçbir bence beis yok. Yani zaten futbolla uzaktan yakından birazcık haşır neşir olmuş olan biri bunları bence görebilir, seçebilir, belirleyebilir. Acaba bazı hocalarda Pereira'da mı bu var? Yani biraz daha yoktan var etmek, işte biraz daha işte Muhammed'le şampiyon olmak, Serdar Dursun'la şampiyon olmak. Evet. Böyle psikoloji olur mu teknik direktörlerde? Var. Ama birisi de olamayacağını anlatması lazım. Bak bu psikolojiye sahip olabilir. Yani Fatih Hoca da mesela bir yerden bir oyuncu yakalayıp yapıyor değil mi? Yapıyor mu? Yapıyor. Ama kaliteli oyuncunun yanına sokuyor onu. Bak oraya geleceğim işte. Yapıyor ama hiçbir zaman kaliteli oyuncusunu ezmiyor. Bak sen Zayiç'i istiyor musun? Okey. Zayiç'e bir inancın var mı? Evet. O zaman sen Mesut Özil'i çok böyle yükseklerde tutacaksın ki Zayiç yanında olsun. Ama sen Zayiç'i Mesut Özil'in önüne koyarsan, Mesut Özil'i ezersen veya İrfan Can'ı bozarsan o zaman Zayiç de bozulur. Muhammed de bozulur, Arda da bozulur. Bu zaten en başından anlatmak istediğim benim oydu. Biz de burada yetişirken Kenneth Anderson'u, Balic'i düşünsene. Kenneth Anderson sen bir otur, Serhat Akın artık oynayıp deyince ben bozulurum. O zaman derim ki yuh. Tabii. Biz demek ki Kenneth Anderson'dan büyük futbolcuyuz derim. O zaman bittiğini anlarız zaten. Gelişemem ki. Ama Zayiç'in de artık. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Katılırsın, katılmasın. Ergün abi, Ergün Pembe var, Suat Kaya. Hepsi de saygı. O zaman UEFA falan. Ve ben hiçbirine de konuşmadım. Hepsi de sevdiğim abi. Mesela Ergün Pembe'yi çok severim. Hakan Ünsal. Hacı'nın Emre Belezoğlu olsun ve bu futbolcular olsun. Bence futbolda
en az onlara %20 katmıştır. Ben iddia ediyorum. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Bak sadece Hacı'nın o takımda olması. Var mı? Olması yani. Var olması. Ve onlara kesin itmanda, orada, burada kesin, bir şeyinden faydalanmışlar. Kesinlikle. Bence. Çünkü ben öyle yaptım. Ben Kenneth Anderson'dan kaptım. Ortega'dan bir şey yaptım. Alex'ten. Ben sol ayak değilim. Ama Alex'in düşüncesinden belki bir şeyler almak. Ters ayağını kullanmayı. Ters ayağını, işte oyuna bakış açısını. Her şeyden bir şey. Her şeyde gelişemezsin. Ama maksimumunu geliştirmeye çalıştım. Sakatlığı vardı, şanssızlık vardı. O ayrı futbolda. Ama bakış açım öyleydi. Ve ben diyorum ki Ergün Pembe bile çalımı farklı atmaya başladı. Belli bir süre sonra. Evet. İşte böyle gelişir. Herkesin özgüveni yukarı vardı. Ama Hacı nasıldı takımda? Hacı buradaydı değil mi? Şimdi senin Mesut Özil burada olması lazım. Yerlerde. Burada yapan sensin. Sonra diyorsun ki Zayiç'e hadi oyna. Olmaz ki. Gelişmez. Muhammed de gelişmez. Bak Arda da gelişmez. Çünkü onların da psikolojisi bozulur. Der ki ya yarın bir gün hoca acaba bana bunu da yapar mı? Şimdi Muhammed'in psikolojisini bence şöyle düşünüyordur. Alalım bir konuşalım Muhammed'le. Bence şöyle düşünüyordur. Yani Muhammed'le konuşsak da bence bunu söyleyecektir. Evet. Şimdi kadroya açıklandığında tabii kendisinin oynayıp oynamadığına muhakkak ki bakıyordur ama evet. Onun da dikkatini ilk çeken şey acaba Mesut abi oynuyor mu oynamıyor mu olacak? Oynamıyordur. Ama şimdi sen bir anda Muhammed'i buldun. Süper. Bizi de heyecanlandırdın. Çünkü Fenerbahçe'li böyle gençlesinin gelmesi evet. O taraftar çok... o heyecanı yaşamak istiyor her zaman. Şimdi böyle bir oyuncu getirdim. Muhteşem de bir gol attı. Direkt Mesut Özil'in önüne geçirdin. Mesut Özil'i keserek bu hareketi de yaptın sen. Yapmadın değil, şimdi yaptı. Bu Muhammed'i bozar. Mesut Özil bozulmaz. Mesut Özil zaten en üstü görmüş bir adam. Tabii ki. O burada artık ve şunu da, insanlar şunu da düşünmesi lazım. Yok Mesut koşmuyor. Ben bunlara katılmıyorum. Mesut bu kadar sıkıntının içinde yine de hiçbir elinden şekilde geleni yapıyor. Yapıyor. Girdiğinde de yaptı yani. Ve saygıda da hiçbir şekilde problem yaratmıyor. Doğru mu? Takımı da karıştırmıyor. Yani bunu dışa vuranlar da var. Mesut yani gerçekten ya artık bir artık tutamadı kendini, tekmeledi. Ben dedim hani daha fazla tekmelesin, dışarıya da atmak lazım. Hep içe atarsan tabii yarın bir gün sıkıntı olur yani. O yüzden hani bu hocanın artık veda etmesi lazım. Başkanla burada çok büyük toplantıya gerek yok. Çünkü bu iş artık toparlanmaz. Yani bu takım buradan sonra şampiyon olur olmaz orasını biz bilemeyiz ama çok zorlanır yani. Oyuncular yıpranır, taraftar yıpranır, başkan sefer, çok yıpranır, yönetim herkes yıpranır. Bu sefer işte bir o tarafa doğru da dönmeye başlar. Yani yıpranarak başlayalım. Gideriz anladın mı? Keyif alarak gitmeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Ki daha çok uzun bir süre var ligin bitmesinde. Evet. Çok da sancılı geçebilir Fenerbahçe adına. Çok sancılı geçer bence. Çok kritik bir döneme yine girecek. Bakalım Fenerbahçe neler yaşayacak. Haftaya Galatasaray derbisini daha detaylıca konuşuruz. Öncesinde olacak çünkü yine Fanzin Fenerbahçe. Evet. Abi ağzına sağlık. Bitirdik programı. Teşekkürler kardeşim. Fanzin Fenerbahçe'nin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tuttur'da çifte kazanç günleri başladı. Kazanan ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus seni bekliyor. Hemen üye ol, kuponunu yap, bonusunu al. Tuttur, en kral sensin.